Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki yılbaşı kurabiyesi değil ama dün saatlerce uğraştığım tam... Dökülmeyin. Şu kurabiyeleri, şu kurabiyeleri bir yerde gösterme ihtiyacı hissettim. Eğer Instagram'da takip etmiyorsanız görmemişsinizdir. O yüzden buradan bir daha görün. Hmm, ya. Bu arada bardağı sırf şov amaçlı getirdim. Şu an içi boş. Yani yılbaşı bardağı. Instagram'da anket yaptım çoğunluk Maça Kızı 8'in ikinci kitabının yorumu gelsin diye şey yapmış. E, ankete basmış. Ondan kaynaklı olarak bugün Maça Kızı 8'in ikinci kitabından kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak ilk videoyu izlemeyenler aşağıdan e, açıklama arkasından videonun linkini bulabilirler. Şurada ilk kitabımız vardı. İlk kitabımız 600 küsür sayfalık bir kitaptı. Ben Kitabı çok hızlı okuduğumdan bahsetmiştim, çok akıcı olduğundan bahsetmiştim, karakterlerle ilgili sıkıntılı bulduğum, rahatsız olduğum, bazen gıcık olduğum noktalar olduğundan söz etmiştim ama genel olarak e, kitabın akıcı, kendini okutan bir hali olduğundan söz etmiştim. Şimdi ikinci kitaba gelince olaylar nereden devam ediyor hemen onu anlatıyorum. Bu kitap tam olarak Erendi galiba çocuğun adı, Nazlı'nın arkadaşının ben Bora ile ilgili gerçeklerin hepsini biliyorum. Yarın herkes basından bunu öğrenecek diye böyle bir bomba patlatıp zart diye bitmesiyle ee, kalıyordu. Bu kitabın başlangıcında ben olayla ilgili yani olayların devamında ee, konuyla ilgili ben daha şey bir şey çıkacak böyle wow işte kesin değişik bir deli çılgın bir olay olacak falan gibi böyle bir beklentiye girmiştim ama Okuyan arkadaşım bana dedi ki ya ondan o kadar bomba bir şey çıkmıyor. Bir şey beklemene gerek yok dedi. Ben bu kitabı okumaya başladım. Gerçekten o kadar bomba bir şey çıkmadı. Yani beklemeye gerek olan falan bir şey çıkmadı. Bu kitapta, ilk kitaptakinin aksine olay olmuyor. Ben olan bir olay görmedim açık söylemek gerekirse. Bir noktasına kadar yani yarısına kadar gene böyle bir hadi bakalım tamam okuyoruz hı hı, falan diye okudum ama... Nazlı ve e, Bora arasında o kadar kısır döngü var ki yani aynı şeylerden tartışıyorlar, aynı şeylerden tripleşiyorlar, aynı şeylerin iması oluyor. Nazlı yine aynı şeyleri yanlış anlıyor. Yine işte benim Nazlı sevgilim falan diye böyle bir triplere şeylere giriyor. Ay ciciş miciş falan filan diye böyle bir kız, kıza böyle bir cicilikler bir şeyler falan yapıyor. Kız da böyle gerdan kırıyor <laughs> falan bilmem ne diye. Ve bu sürekli olarak devam ediyor böyle. Yani bu şimdi mafya değil mi bu çocuk? Yapsana bir aksiyon. Bir pataküte bir çatışma yapsana. Kız kaçırılsın, başına bir şeyler gelsin. Ondan sonracıma fidyeler istersin. Hani kıyametler kopsun istiyorum ben. Ama netice bu. Ha tamam. Kitabın ortalarında bir olay oluyor. Ne olduğunu tam şu an hatırladım. Net olayı hatırlamak istiyordum. Nasıl ilerlediğini falan. Kitabın ortalarında bir olay oluyor. Şöyle bir olay oluyor. Bora ile ilgili ortaya bir şeyler dökülüyor. Bir şey e, nasıl diyeyim köşeye sıkıştıracak bir mevzu oluyor yani onunla ilgili böyle sakladıkları makladıkları bir senetler sepetler bir şeyler falan var ve biri Bora'ya ihanet etmiş. Direkt gözler şeye dönüyor. Nazlı sen mi yaptın? Nazlı da şey işte ne gerçekten beni mi suçluyorsunuz falan diye giriyor. Bundan dolayı Bora'ya küsüyor. Hani sen nasıl bununla ilgili beni suçlarsın falan diye. Ardından o iş öyle değilmiş meğerse de başka falanca bilmem kimmiş ihanet eden diye bu iş dönüyor ama Bora sonuç olarak kıza suçlamış bulunuyor tamam mı? Bu boku yiyor yani orada. Sıçıp batırıyor. Sonrasında kız buna küsüyor ya Nazlı işte ben terk ettim seni bilmem ne falan diye. Sürekli olarak şey diyor. Bora bugün gelecek mi? Bora bugün beni görecek mi? Acaba kapının önünden geçecek mi? Acaba Nazlı beni düşünüyor mu? Acaba gelip beni görür mü? Falan. Ya arkadaşım sen terk etmeyi, ölmeyi bayılmak mı sandın? Nedir yani? Bu neyin tribi falan dedim ben orada. Ve kitabın bitmeye yakın ki yaklaşık 200 sayfası kızın burayı terk edip bu şeye yazlık ev gibi o neredeydi? Ayvalık'ta mıydı? Ay hatırlamıyorum nerede olduğunu. Yazlık ev gibi eve gitmesi oradan da sürekli olarak işte Bora bütün işi gücü bırakıp kızı görmeye geliyor. Yok sarhoşmuş işi gücü bırakıp onu görmeye geliyor. Yok bir şey oldu, işi bir gücü bırakıp. Ya oğlum sen mafya değil misin? Holding yönetmiyor musun sen? Burada bir sümüklü kızı eğileceksin diye bütün işi gücü nasıl bırakıyorsun? şeye bitiyorum ya ben bu prensip sahibi işte her gün sabah bilmem kaçta kalkıp sporunu yapıp yeşil sebze suyunu içip akşama kadar holdingde çalışan adamların bir tane karı kız görünce böyle bir anda eli ayağı titremesi bütün işi bırakması işte tamam toplantılarımı iptal et herkesle görüşmelerimi ortadan kaldır hiçbir yere gitmiyor falan Nasıl gitmiyorsun sen ki herkesle görüşme, bakanlarla görüşmeleri nasıl iptal edersin? Şey oluyor yani gerçekten adam bütün holdingi, gibi işi gücü şeyi falan bırakıp bir tane sümüklü kızın peşine oraya gidiyor işte şey diyor. Acaba iyi mi? Acaba hasta mı? Bilmem mi falan. Bir de işin saçma tarafı kıza haksızlık eden o. Ee, yaksız yere suçlayan Bora mesela burada. Ama iş ne hikmetse bir anda şeye dönüyor. Yani kız Bora'yı terk etmiş. Bora da bir iş bittiyse biter bende ikincisi olmaz falan tribine girmiş. Kız geri dönmek istiyor ama Bora bu konu kapanmıştır tribinde. Ya üç gün önce ağzına sıçmadın mı sen kızın? Ağzına gelin söyledin. Bana ihanet ettin de yok bilmem ne de zarttı tuzurtu falan filan diye söyledin dünya kadar şeyi. Şimdi şey... E, tamam ya yani ben yanlış anlamışım falan ama ayrıldın sonuçta benden konu bitmiştir. Yine hani akıcı bir dil var ama dilin akıcılığı olayların tekrarını engellemediği için yani biz akıcı bir dille aynı şeyleri tekrar okuyoruz ve bir süre sonra hani dilin akıcı olması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü olayı biliyorsunuz yani. Gene bir trip olacak, küsme olacak, barışma olacak falan gibi. Ve gayet şey hani ee, yazarın böyle senaryo yazmaya falan, işte öyle daha önce işleri varmış senaryo yazma falan gibi senaryo havası çok alınıyor. Yani Türk dizilerinde şey vardır ya aslında hiç merak etmediğiniz bir sürü saçma sapan aile üyesi, konu komşu, akraba ile ilgili de detay görürsünüz ya hani hikaye doldurulur böyle. İşte bir sürü saçma sapan işte oradan birileri buradan bilmem kimler falan bir şeyler çıkar böyle. Kitapta karakter kalabalığı var, bir şeyler var tamam falan ama iş bir yerden sonra şeye geliyor. Hiç merak etmediğiniz olayları falan okuyorsunuz. Heyecanlı bir şeyler olmuyor falan. Hani burada silahlı çatışma olmayacaksa ben heyecanla yerimde oturamayacak hale gelmeyeceksem mafya olmasının ne anlamı var? Sizce ne anlamı var? Bana söyleyin. Ve bu serinin Wetpad'de 150 küsür falan bölümü var. İşte e, bu kitapta 60 63 mi? 63. bölümlere kadar falan mı ne geliyor diyorlar bu kitapta. 63 mü 65 mi ne öyle bir bölüme kadar geliyor diyorlar. Düşünün ki geride kalan böyle yaklaşık bir e, 90 bölümlük falan hani 150 bölümse eğer bu, bu 60'larda falan kalıyorsa böyle 85-90 küsür bölüm daha var demek bu. Bu kadar bölüm varken ve ben daha bu kitaptan e, hikayenin gidişatından sıkılmışken ileriki bölümlerde ne olacağını hayal dahi edemiyorum. E, i̇çinizde fikri olanlar şöyle olacak böyle olacak diyenler falan varsa aşağıya yazabilirler. E, bu hikaye yazarın dili akıcı. Ben bunu kesinlikle inkar edemem. Baya merak ettim acaba ne olacak şimdi bunlar iddiaya girdiler birbirlerine nasıl, nasıl aşık olacaklar. Bir de hani Türk karakterler var. Yani hani bizde bir de şey mevzusu var ya böyle yabancı isimle yabancı kurgu yazma e, şeyi, bu, bu, tribi. Türk karakterler var. Türk şeyinde işte Holding'dir, Zart'tır, Zurt'tur, Mafya'dır falan filan bu şeyde yazılıyor. Hani bu tarzda yazılıyor falan. Okeyim ben. Merak ediyorum şu an ne olduğunu okumak istiyorum falan ama yani böyle bir kurguyu bu kadar bir sürü tencit pilavı gibi uzat da uzat uzat da uzat işte bir sürü tripler, küsmeler 200 sayfa boyunca bugün de gelecek mi, bugün de görecek mi falan diye hani ağlamalardan şey yaparak hani bunların hepsini kısarak kısarak ne bileyim işte 3 kitapta başından gir sonundan çık bunlar evli mutlu çocuklu olacak diyelim ki sonunda. Oraya kadar hepsini götür. Biz aksiyonun dibine vuralım böyle. Her bölümde her bir şeyde böyle bir şeyler patlasın, uçsun falan kaçsın. Bir şey olsun yani. Ama şu an kitapta tek gördüğüm işte Bora'nın herkese kaplan sana kedi modunda işte kıza böyle cicilikler yapması. Ama şey böyle bir darbe görünce de tamam bitti artık ben sildim. işte hayatından çıkardım. Bir daha hayatta olamaz falan diye böyle herkese bir ahkam kesmeler bilmem falan. Gerçekten şey değilim. Bora'ya karşı böyle nasıl diyeyim henüz hala şey görmedim yani böyle bariz bir işte kıza şiddet sahnesi işte psikolojik bir şey falan bilmem ne kızın zaten psikolojisi normal değil yani erkeğin psikolojik şiddet göstermesi Bora'nın ona psikolojik şiddet göstermesi itip kalkması falan filan gibi falan bir şey söz konusu değil bu, bu kızın psikolojisi normal değil ki zaten şey falan diyor Bora işte. Sen işte kırdın benden beni suçladın bilmem ne yaptı falan böyle kapalını pırtısını şeyini falan toplayıp gidiyor. Ondan sonra şey diyor. Acaba Bora bugün beni görmeye gelecek mi? Ha gelecek. Gelecek efendim. Ne oldu kalkıp geliyordu? Ha biz bu gitgelleri Bora'nın kızı terslemelerini falan şey oluyor yani. Kız böyle bir şeyin tribine kalkışıp gidip de ya da bir şeyle ilgili küsüp de dangalakça bir hareket yapıp da ondan sonra ya be diye geri döndüğünde Bora ya bir git oradan falan dediği zaman mesela benim hoşuma gidiyor. Çünkü kız salak gibi davranıyor yani. Ondan kaynaklı sinirleniyorum ben. Ama işte sonrasında mesela işte bir bölümde 89'da mı? Bir bölümler var böyle herkes sayısını ezberlemiş. Şu bölümde bu oluyor, bu bölümde bu oluyor falan gibi. O bölümlerden ben haberdar değilim de. O bölümler gelip de benim Boran'ın kafasını kopartmam gerekecek noktalara falan gelirsek merak etmeyin o iş bende. Ben hallederim. Gerekirse boynunu kırar atarım yani. Hiç önemli değil. Ama şu ana kadarki kısımda Bora'ya gıcık olduğum noktalar var mı? Evet. Yani egosundan burnu yere düşse almayacak tripte böyle. Ben barışmam. Hayatımdan çıkarsan göremezsin. Yok bilmem falan. Çok meraklıydık senin hayatına çünkü. Kıza böyle bir tripler, bir haller, edalar falan filan ama Kız o kadar gıcık ki. Ona böyle bir şey yapılsın istiyorum. Üf yeter saçmalama falan diye böyle birileri kızı terslesin istiyorum. Ya yani o kadar gıcığım kıza. Ama Boran'ın da bu işte dediğim gibi bu egoist, burnu havada halleri falan böyle ağzına tam bir tane vurmalık hani. Ne bu böyle? Seni istemem. Hayatımdan çıktın. Ben karayım, işte kötüyüm. Ondan sonra bu hayat bana işte ben bu hayata mahkumum. işte böyle şey yalnızım ve bunları yapmak zorundayım ve işte üstümde çok fazla sorumluluk var falan tribi var ya. Bu bir yerden sonra şeye geliyor böyle insanda. Yani sen de şişirdin be abi falan diyoruz ama yapacak bir şey yok. Hmm. Bunun devamı Vepette var. Kitap olarak da basılır. Ben kitap olarak alır, alır mıyım emin değilim. Benim bir seri tamamlama şeyim takıntım olduğu için alabilme ihtimalim yüksek. Devam edecek enerjiyi kendimde bulur muyum derseniz bulamayabilirim. Çünkü bu kitabı bitirdikten sonra yani şu ikinci kitabı bitirdikten sonra Vepette Birkaç bölüm daha okudum galiba böyle bir iki üç bölüm falan daha okudum galiba devamı hiç merak etmiyorum ne olacak acaba demiyorum falan yani ee, çünkü bu şeyde bu şekilde bu tekrarda bu çizgide devam ederse falan ben tahmin edemem yani bu kadar daha böyle okumaya e, onunla ilgili hani yani şöyle oluyor böyle oluyor okumaya devam et etme İşte heyecanlı şeyler var vesaire çok spoiler vermeden gerçek kitapla ilgili bayağı spoiler yedim ben ama. Söylemek istedikleriniz varsa yorumlara bırakırsanız ben size dönüş yaparım. Ee, bu bana da yardımcı olur hatta yorumlarınız falan. Onu bekliyorum okuyanlar. Ee, bu videoyu kitaba yapılmış böyle bir tepki, hakaret falan gibi böyle gerçekten hani öyle algılayıp tepki göstereceğiniz üf sen ne anlarsın be salak falan diyeceğiniz triplere girmenizi gerektirecek bir şey ortada yok. Ee, kesinlikle öyle şey yapmayın yani tribe falan girmeyin. Sadece ben Kitap başlangıç çok akıcı, daha merak uyandırıcı, heyecanlı, ay ne olacak acaba diye zengin dolu dolu gidiyorken ikinci kitapta bunun çok baş aşağı geldiğini ve bundan sonraki bilmem kaç yüz sayfa kitaplık bir seride bu işin daha ne kadar böyle götürülebileceğini kestiremiyorum. İlerisinde çok merak uyandırıcı şeyler oluyor falan derseniz onu da anlarım yani. Ee, şu anlık ikinci kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni ikinci kitaptan, birinci kitaptan sonra Biraz düşüşe uğrattı yani biraz e, hayal kırıklığına uğradım bu kitapta. Sonrasını bilmiyorum yani devamını okurum okumam falan belki sizin yorumlarınız etkili olur ya da okumamı isterseniz falan ona göre bir karar verebiliriz. söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Bu arada e, ben bu videoyu yayınladığımda 4. kanal çekilişi için son saatler olacak. 31 Aralık gece yarısı bitiyor çekiliş. Videonun e, şey, videonun değil çekilişin açıklanmasını da yine YouTube kanalındaki bir videoda yapacağım için sonraki hafta yani bu videoyu izledikten sonraki pazar yayınlayacağım videoda çekiliş sonuçlarını paylaşacağım. Merak edenler buradan bilgi sahibi olmuş olurlar. Ee, onunla ilgili de haberiniz olsun. Bir dahaki ayın yani Ocak ayının çekiliş kitabı ile ilgili de bir fikriniz varsa Instagram'da bununla ilgili küçük soru kutucuğu falan filan öyle şeyler açıyorum. Onlara falan yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Beni Instagram'dan takip edin. O yüzden bu kitaplarda, çekilişlerde falan belirleyici olmak adına ee, açıklama arkasında Instagram linkini bulabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.